için ben aslında bir kitap çalışması için yola çıkmamıştım. 2012 yılında kadınların gelinlik yapma olayları vardı çeşitli yörelerde. Bununla ilgili bir yazı hazırlamak için yola çıkmıştım. Kadınlarla konuşurken kadınlar gelinlik yapmanın çok değişik yönlerini bana anlatmaya başladılar. İşte sadece kayınbabalarının, kayınlarının ya da kaynanalarının yanında sessiz kalmak, yani hiç konuşmamanın dışında onlarla birlikte sofrada yemek yemediklerini, ayakta beklediklerini, hatta evde başka alan konularda hiç söz sahibi olmadıklarını, örneğin o evde hangi yemeğin kendilerinin tabii sabahın köründen akşamın geç vaktine kadar çalıştıklarını, fakat örneğin bir takım işlere kendilerinden büyüklerinin yani karar verdiğini, bu konuda hiç söz sahibi olmadıklarını, işte kullandıkları malzemeyi bile kilitli yerden kendilerine verildiklerini falan anlatınca çok değişik boyutları ortaya çıktı çalışmanın. Dolayısıyla o günden bugüne değişik yörelerden 55-60 yaşın üstünde konuştuğum kadınlardan, kadınların o dönemki geniş aile topluluğu içerisinde yaşadıkları sorunları şeye ilişkin çok değişik şeyler ortaya çıkınca bunu bir sözlü tarih çalışması olarak kitaplaştırma kararı aldım yani. Olay mevzu bu şey olarak. Yani bu işte günümüz kadınlarına ne öğretecek dersek aslında kadınların işte kentli kadın olduk, kentli toplum olduktan sonra ki önceki süreçten nereden nereye geldiklerini aslında yani göstermek bakımından bir bakıma öğretici olacağını düşünüyorum. Hani az önce aslında çok güzel söylediniz. Hani çözümlenme değil de burada geçmişteki o katı feodal ilişkilerin, yapıların çözülerek işte kentlerde farklı boyutlarda kadınlar açısından. Evet, şekil değiştirme. Ben köylerde de kadınlarla konuştuğum zaman hala köyde yaşayan yani şehirlerde konuştuğum kadınlar zaten köylerde doğup büyümüş, köylerde gelin olmuş. İşte çocukları da köylerde yetişmiş, daha sonra şehire gelmiş kadınlar. Fakat köydeki konuştuğum kadınlar da artık eski dönem ilişkilerinin kalmadığını, yani herkesin evlenirken bile kendi kararlarını verdiğini. Oysa bunların döneminde öyle değil. Genellikle hepsi çocuk gelin yani. Yani okula gitme, okuma yazmaları yok, okula gönderilmeleri ayrı bir sorun işlerden dolayı. Yaşadıkları, evlilik döneminde yaşadıkları çok vahim ilişkiler var, doğum olayları. Mesela asla işte hijyenik bir ortamda doğum yapamıyorlar. Yani burada doğumu kadınların işte yani ilk doğumlarını özellikle anlatırken yani burada öldü sanılıp yani üzerine çarşaf çekilen kadınlar var. Çok kötü koşullarda. Ebe de yok o zaman yani. Ve ahırda doğuruyorlar. Yani ya da evin çok yani gizli kapaklı bir bölgesinde doğuruyorlar. Ve doğurduktan hemen sonra da çalışmaya falan devam ediyorlar, başlıyorlar. Çocuklarını kaybeden kadınlar, işte mesela küçük çocuklarını kaybeden kadınların ağlamasının bile ayıp olduğunu ve çocuklarının başında ağlamadıklarını söylüyorlar. Ya bunlar tabii ki günümüz kadınlar açısından yani görüldüğünde biraz çok yani etkileyici, o hani nereden nereye geldi kadınlar. Yani elbette ki kadınların bu ortamdaki mücadelesi çok farklı biçimlerde devam ediyor. Fakat yaşanmış bir takım gerçekler de var. Yani şartlar bizim değişmiş biraz ama evet annelerimiz, ablalarımız ya da büyük annelerimiz gerçekten de kadın olarak çok ağır şartlarda, bu aile içerisinde çok ağır şartlarda çalıştığını da bunların anlatımlarından öğrenmiş oluyoruz. Ben şehirlere gitmekten ziyade şehirlere de gittim. Sivas'a gittim, işte Malatya'ya gittim. Farklı yörelerden burada olan kadınlar, işte Ankara'da tanıdığım vardı, örneğin Karslı. O öyle, yani değişik yörelerden, işte Gaziantep'ten kadınlar, Giresun'dan, işte Trabzon'dan, Ardahan'dan, farklı yörelerden. Yani bu şeyi benim o kafamda kendi çocukluğumda da tanık olduğum gerçeği açığa çıkaracak tarzda, boyutta olmasını istedim. Şimdi bazı kadınlar da örneğin gerçekten çok çok dertlilerdi.
Anlattılar. İşte bunu bir kitap çalışmasına katacağımızı da söylemiştim. Dediler ki işte biz de bir görelim mesela o yazıyı siz çözümledikten, düzenledikten sonra. Gerçekten de onların önüne sunduktan sonra kendileri çok bundan rahatsız olanlar da oldu. İşte dedim babam hakkında bunları nasıl söyledim. Oysa babası ona çok şiddet uygulamıştı. Mesela tabi okuyanlar benim babam hakkında söylediklerimi işte duyduğunda beni işte ayıplar, kınar diye hani yazısını geri çekenler de öyle oldu. Yani